Merhaba arkadaşlar, Abin Abi kanalına hoş geldiniz. Yine bir Gamesir kurulum videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Apple'a kurulum yapacağız. Yani iPhone'a kurulum yapacağız. Yine ürünümüz bu şekil. Aynı ürünü size sıfır ürün diye sürekli gösteriyorum. Yine bu şekilde ürünü açtığımızda bu şekilde bir ürün geliyor. Yani Gamesir ürünü geliyor. İçinde bir Gamesir ve şarj makinesinin kablosu çıkıyor ve bir kılavuz çıkıyor. Şimdi arkadaşlar, bu cihazı daha nasıl çalıştığını bilmeyen arkadaşlarımız var. Bu şekil şuradaki düğmesine 1-2 saniye basılı tuttuğumuzda Gamesir cihazı açılacaktır. Bir kere bastığımızda da kapanacaktır. Kullanma kılavuzu çıkıyor. Aynı bu şekilde arkadaşlar. Kullanma kılavuzuna fazla dikkat almanıza gerek yok. Sadece bir program vermişler ama bu cihazlar iki programla çalışıyor. Zaten kolay programlar, yani iOS'un sistemi cidden bayağı basit. O kadar uğraştıran bir şey değil. Ben şu kuruluma girmeden önce bilmeniz gereken birkaç söyleyeceğim. Şimdilik iOS 13.4 ve üzeri sürümlerde Gamesir çalışmaz. Bu hususa bir dikkat etmenizi istiyorum. Gearbox'ta kırmızı ile yazılan bir hatayı size söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi telefonu açayım. Aynı şekilde. Ekran kaydısını da açayım. Cihaz bu şekilde ışığı yanıp söndüğünde Bluetooth'a girmelisiniz arkadaşlar. Bluetooth'a girdiğinizde eşleştirmeniz gerekiyor. Şurada ben de eşleşmiş zaten FPS Toshuk diye. Sizde Gamesir diye de gelebilir. Herhangi bir farkı yok. Şimdi arkadaşlar, buradan indirdiğimiz iki program var. Gearbox ve FPS Toshuk. İlk gireceğimiz program Gearbox'tur. Size buradaki hatadan bahsedeyim. Gearbox'a girdiğimizde arkadaşlar, şurada not diye kırmızı bir yazı yazmışlar. Bunu çeviriden yazdığınızda 13.4.6 sürümlerde çalışmayacağını belirtiyor. Sakın bu hataya düşmeyin. Gidip telefonunuzu güncellemeyin. Tam tersi 13.4 ve üzeri sürümlerde çalışmaz. Bu hususa dikkat edeceğinize eminim. Eğer iOS 13.4'e güncellediyseniz sürüm düşürmenin imzaları kapalı olduğu için şu an ya Gamesir'in ya da Apple'ın bir adım atmasını bekleyeceğiz. Yani bu videoyu ben çektiğimde bu sorunun 75. günü. Artık işlem ne kadar sürecek bilmiyorum. Yine açıklama kısmında güncel bilgilerimiz var. Aynı şekilde WhatsApp gruplarımız var. Kurulumu yapamazsanız aynı şekilde gelip destek alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, şuradan Gearbox'a girdikten sonra Update Firmware diyoruz. Upgrade Now diyeceğiz arkadaşlar. Get diyeceğiz buradan. Arkadaşlar, eğer yükleme bu şekilde %0'da kalıyorsa kurcalamanızın anlamı yok. %0'da kalıyorsa direkt kapatabilirsiniz. Burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. 41, 21 ve 33, 16 sürüm olması lazım. Eğer 41, 0 falan yüklediyseniz yine buna yapabilecek fazla bir şeyimiz yok. Ama cihazların yine %10'unu, %20'sini kurtarabiliyoruz. Dediğim gibi, eğer %0'da kalıyorsa fazla kurcalamayın. Çıkın buna. Şimdi FPS Toshuk'a gireceğiz. Arkadaşlar, şimdi ben daha demin Android'e kurulum yaptığım için buradan direkt yüklü olarak gösteriyorum ama ben sizin için tekrardan sıfırını göstereceğim. Siz ilk girdiğinizde size bu şekilde bir sayfa gelecek. Buradan firmware upgrade diyeceğiz. Buradan süre diyeceğiz. Ben de güncel olduğu için yüklemiyor. Sizin de yapacağınız sistem belli zaten. Firmware upgrade diyeceksiniz. Bir %100'lük yükleme var. %100'lük yükleme bittikten sonra bu şekil Gamesir cihazınız kapanacak arkadaşlar. Kapandıktan sonra bu aykırı unut diyeceksiniz ayarlardan. Yani şu şekil göstereyim arkadaşlar. Bu şekil o yüklemeyi bitirdikten sonra Bluetooth'a girin. Şu FPS Toshuk'un yanında bu aykırı unut diyeceksiniz. Bu aygıtı unuttuktan sonra tekrar Gamesir'ınızı açın. Bluetooth'unuzu da bir kapatıp açabilirsiniz. Aynı şekilde FPS Toshuk altlı bir bağlantı gelecek size. Bağlanacaksınız. Eşe diyeceğiz buradan. Bu şekilde kurulumu tamamlamış oluyorsunuz. Yani iOS sistemi cidden bayağı basit. Fazla kafanızı yormayın. Yani o kadar zor bir sistem değil. Yükleme bittikten sonra arkadaşlar, şu şekil ana sayfaya geleceksiniz.
Sağ tarafta Game Mapping diyor. Game Mapping'e tıkladığınızda işlem tamamen burada başlıyor. Şimdi arkadaşlar screenshot var en başta. Burada ekran resmini eklemeniz lazım. Tabi izinleri de vermeniz gerekiyor. Tabii ki fotoğrafı bulursak buldum fotoğrafı. Fotoğrafı ekledikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten bildirimlerden artık gruplar susmuyor. Yukarıda config var. Config'e tıkladığımızda PUBG Mobile Official diyoruz. Bu şekil hazır atama geliyor. Bunları elinizle düzeltebilirsiniz arkadaşlar bu şekil. Kaydırmalı sistem. Yani elinizden geldiği kadar en düzgününü yapmaya çalışın arkadaşlar. Sizden tek değineceğim konulardan bir tanesi bu oynattığım mouse. Bu mouse'un yeri cidden çok önemli. Sakın bu tarafa falan koymaya kalkışmayın. Bu sefer mouse problemiyle karşılaşırsınız. Bunları bir güzel dizayn ettikten sonra kaydedeceksiniz ama tuşun nasıl silinip nasıl eklendiğini söyleyeyim size. Bu şekilde sürüklediğimizde yukarıda çöp kutusu çıkıyor. Çöp kutusuna koyup silebilirsiniz. Tuş eklemek için de ekranın boş bir yerine parmağınıza basılı tuttuğunuzda kırmızı buton çıkacak. Klavyeden eklemek istediğiniz tuşa basınca tuşa dönüşecek. Bittikten sonra yukarıdan save deyip ipnut name diyor burada. Ipnut name'e herhangi bir ismi verin. Sonra ekranın boş bir yerine tıklayıp altta save yazar. Save'e tıkladığınızda kaydetmiş olursunuz. Ardından download. En son close deyip oyuna girip oynayacaksınız. Sistem bu şekilde iOS'larda. Dediğim gibi hata almamaya dikkat edin. Eğer klavye mouse'unuza takılma varsa destek almaktan çekinmeyin. Çünkü bu problemle gelen çok kişi var bize. Kuramazsanız yine gelebilirsiniz. Çünkü ben çok yazılımcı insanlar gördüm. Bu cihazı kuramayan, mühendisler gördüm kuramayan. Tamamen kişinin algılama veya becerisine bağlıdır. Eğer hata alıyorsanız açıklama kısmında WhatsApp gruplarımız var. Zaten iOS 13.4 problem için açtığımız özel bir grup var. Zaten o grubu doldurduk. 230 kişi civarı bir şey oldu. Yani artık ikinci grubu açacağız. Sadece sizden isteğim iOS 13.4 problemine düşmeyin. Bu işlemin ne kadar uzun süreceği hakkında cidden pek bir bilgimiz yok. Pek de çözülecek gibi bir şeye de benzemiyor. Bizden bu kadar. Sağlıcakla kalın. Merak ettiğinizi yorum kısmına veya açıklama kısmındaki grubumuza gelip sorabilirsiniz.